Herkese merhaba arkadaşlar, ben Uğur Yaşasın, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Adalya Otel'deyiz, biliyorsunuz bu 3. video olacak büyük bir ihtimal. Şu anda ne yapacağız arkadaşlar? Şu anda öğlen yemeğine gireceğiz. Öğlen yemeğine girerken de sizlere öğlen restoranın restoranı göstereceğim ve ayrıca restorandan sonra yeniden devam edeceğiz. O zaman yavaş yavaş gidelim restoranta doğru. Sizlere restoranın içini biraz göstereyim. Ondan sonra ne tarz yemekler var onları göstereyim. Daha sonra zaten devamında sizlerle beraber olacağız. Evet, geçelim şuradan bakalım. Saat 12.30'da restoran açılıyor. Restoran bayağı büyük. Büyük ve geniş hatta. Öyle söyleyebilirim size. Böyle. Buradan şöyle baktığımızda restoran burası. Art Main Restaurant diye zaten yukarıda yazıyor. Şöyle. Art Main Restaurant. Oturma yeri olarak cidden onda çok fazla insan, yani misafir kapasitesi var. Direkt zaten gözüküyor yeni. Buraya da böyle bir plan yapmışlar. Oturacak yerde müzikli, tiyatro falan. Enteresan. Hemen şuraya şöyle gelip bakalım. İlk başta burada bizi ekmek reyonu karşılıyor. Burası ekmek reyonu. İstediğiniz bir tür çeşitli ekmek var. Daha sonra burada yine cam arkasından aşçılar veriyor yine yemekleri. Yay da çorbası var burada. Burada enteresan bir tane çorba var. Bilmiyorum. Kıymalı pide. Kaşarlı pide. Yine mantarlı kapalı pide diyorlar buna. Yani Konya'da falan etli ekmek falan dedikleri de oluyor biliyorum. Burada yine sebzeler var. Ben buradan şöyle geçtiğimizde yemekleri oraya koymuşlar ama menü listelerini buraya koymuşlar. Mesela patates püresi almışlar. Burada bulgur, meyhane bulgur pilavı. Hemen şurada şöyle yazıyor. Karşı tarafta köfte var. İnegöl köfte. Hemen burada yazıyor. Dinga balık köfte. Tavuk var burada yine. Pardon, hindiymiş. Peynir sos. Ben ilk defa görüyorum peynir sos. Böyle gözüküyor. Sonra burada yeniden ne yapıyorlar? Makarna yapıyorlar. Şöyle. Burada da makarna yapıyorlar. Hemen buradan böyle direkt ben geçtiğimizde yan tarafa patates var, kızartma. Sade pilav var. Yine sebze hindi yazıyor burada ama içerisini tam net göremiyorum. Et ekşi sos yazıyor. Göremiyorum içerisinde. Börülce güvercin yazıyor falan. Yan tarafa doğru geçelim. Kabak. Burada dana yazıyor. Tavuk kroti. Ben orada zaten kızartma. Yani hemen hemen her şeyi gözümüzün önünde yapıyorlar zaten. Yemeklerini falan. Ev usulü patates. Patates yemeği yapmışlar. Enginar pastı. Pirinçli ıspanak. Yine bu şekilde burada. Şöyle kroket. Patates kroketi, köfte güvercin, dana güvercin. Arkadaşlar çeşit çok fazla. Yani istemediğiniz kadar çok fazla çeşit var. Yine burada da meze tarzı, zeytinyağlı yemekler falan var yine. Şöyle gösterebilirim ben size. Bakın benim en çok sevdiğim şey Brüksel lahanası mesela, çok var orada. Zeytinyağlı brokoli var yine. Yani görebildiğiniz her şey. Şuraya benim için çok ideal bir yer. Yine burada Türk meze büfesi varmış. Türk meze büfesi diye geçiyor bakın orada. Yani şöyle göstereyim size yavaş yavaş. Rus salatası diyorlar ama Rus salatasının içerisinde normalde havuç girmez. Rus salatası var. Yok, almayacağım. Almayacağım. Şimdi almayacağım.
göstereyim. Evet, en çok sevdiğim şeylerden birisi de mercimek köfte. Yine o da burada var. Tamam, buradan direkt ben salata barına geçelim. Salata barı da yine zaten her şeyden var dediğim gibi. Nanesinden, rokasına, dereotuna, maydanozuna falan. Her şeyden var. Soğanı falan. Böyle sosları falan bu şekilde. Mısır, mantarı. Yani hepsini size söylememe gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Gördüğünüz için de hani hepsini tek tek sayarsam videoyu baya baya uzun tutmuş olacağım. Onun için direkt ben sizlere gösteriyorum. Adali Elite Otel'in öğlen yemeğinde çıkarttığı menü. Buradan arkadaşlar tatlı bölümüne geçmeyeceğim. Şuradan burası neymiş? Neymiş? Pirinç haşlama. Burası haşlama bölümü sanırsam. Ya da diyet bölümü sanırsam burası. Evet. Burası diyet bölümü. Evet, diyet bölümünde yine tavuk var. Tavuk haşlama var. Yine sebze haşlama, brokoli, bezelye ve mısır haşlaması var. Ve burada pirinç haşlama yazıyor. Evet, burası da pirinç haşlama. Doğrudur. Buradan direkt ben arkadaşlar şöyle tatlı reyonuna geçiyorum. Artık hani son reyona geçiyorum. Çünkü diğer taraflar kapanmış. Biri de çocuk menüsü var. Çocuk menüsünü de sizlere göstereceğim. Tatlı reyonuna geçmeden önce burası meyve reyonu. Meyve reyonunda gördüğünüz meyveler var. Portakal, armut, elma, yine mandalina falan var. Buradan direkt ben yan taraftan şöyle geçtiğimizde fırın sütlaç var ve pudingle beraber. Direkt ben puding yazmışlar zaten hepsine. Sütlacı genellikle yabancılar bilmediği için. Bu şekilde pastalar, yani ne diyorlar bunlara bilmiyorum ama bu şekilde tatlılar var. Şöyle göstereyim. Evet, çok güzel gözüküyorlar. Daha dün ben bundan yedim bir tane. Buna benzer bir şey yemiştim. İnşallah bu da o kadar güzeldir. Hemen şöyle bakalım. Burada çikolata soslar falan var. Şu kenarda gördükleriniz çikolata sos, vişne sos ve ahududu soslar var. Yine burada tiramisular var. Çok güzel tiramisular yapmışlar. Renkli renkli. Daha sonra meyveli pasta yapmışlar burada. Cheesecake yapmışlar. Tahin sosu, fındıklı sos. Ve yeniden burada tatlı, şerbetli tatlılar var. Tabii ki olmazsa, benim için olmazsa olmaz kabak tatlısı var burada. Yine burada trileçesinden tutun yine şerbetli tatlılar var. Bu şekilde yine bunların isimleri nedir tam net bilmiyorum ama bu tatlılar var böyle. Burada böyle yine şerbetli tatlılar ve tabii ki biz Türklerin olmazsa olmaz olan tatlısı baklava var arkadaşlar. Burası da bu şekildeydi. Şimdi gidip bir çocuk menüsüne bakalım. Çocuk menüsünde neler varmış? Çocuk menüsünde hemen şurada zaten çocuklar için şöyle göstereyim. Burada mamalar var. Çocuklar için mama veriyorlar. Daha sonra burada yeniden çocuk menüleri var. Ispanak çorbası varmış. Mesela çocuklar için veriyorlar. Sosis tava varmış. Yeniden ağızları açık değil ama ben buradan isimlerinden gösteriyorum. Makarna tereyağlı var. Hemen şuradan göstereyim. Bolognese soslu. Bolognese sos varmış. Tavuk haşlama var. Ve sütlü mısır var arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. İstediğiniz takdirde buradan bu şekilde koyuyorlar sizlerin tabaklarınıza. Mesela bolognese sos ve kaşar peynir koyuyor mesela şu anda. Böyle. Evet arkadaşlar, restoranı da gördünüz. Baya hani çok fazla yemek var. Hani kış konseptinde olmamıza rağmen çok fazla yemek var ve çeşit çok fazla. Ne diyorsun Tanya? Çok, evet. Değil mi? Akşam da göstereceksin değil mi? Sonra? Şu anda evet, öğleni gösterdik arkadaşlar sizlere. Bir önceki videoda da sabaha görmüştünüz. Bir sonraki videoda herhalde da büyük bir ihtimal akşamı göreceksiniz. Sanırsam akşam daha fazla olacak ve daha çok çeşit olacak. Ne dersin Tanya, değil mi? Yani videoda sizlere bahsettiğim gibi ilk başta açılırken sizlere demiştim hani videonun devamını sizlere restoranttan sonra göstereceğim diye, ama video çok fazla uzun olacağı için sizlere videoyu hani
uzatmamak amacıyla videoyu burada bitireceğim. Şöyle yapalım o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hepinize bay bay. Bay bay.